Lezzetli Tam Kanalı'ndan herkese merhabalar. hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gıda boyasız, tamamen doğal yöntemlerle iki renkli şahane bir gül tatlısı tarifi paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Şerbetimiz için 2 su bardağı toz şekerimi aldım. Üzerine 2 su bardağı suyumdan ilave ediyorum. Çeyrek limonun suyunu da aktarıp Ocağın üzerinde kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya çıktıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 1 çay bardağı yoğurdu aldım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 50 gram tereyağı paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı irmik. Bunları şimdi öncesinde bir iki tur karıştırdıktan sonra da üzerlerine unumu ilave edeceğim. su bardağı unumu aldım malzemelerimin üzerine döküp yoğurmaya başlıyorum un miktarını her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi güzelce kıvam aldı. Şimdi yoğurma kabımdan çıkarıyorum. Hamurumuzu dörde böldüğümüzü düşünerekten bir parçasını alıyorum. Geriye kalan büyük hamur parçası kenarda dururken küçük parçanın üzerine bir buçuk yemek kaşığı dolusu Kırmızı pancar özünden döküyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bunu da güzelce yoğuracağım. Üzerine hemen yarım çay bardağı unumu ilave edeceğim. Bu unla beraber tamamen diğer hamur gibi kıvamında bir hamur elde edeceğim. her iki hamurumda oldu. Gerçekten güzel bir renk elde ettim. Şimdi her iki hamuru da açacağım. İlk olarak büyük hamuru açmakla başlıyorum. İnce olacak bir biçimde hamurumu açtıktan sonra çay bardağıyla küçük yuvarlak hamur parçaları elde edecek şekilde bardakla kesiyorum artan parçalarımı hemen kenara yerleştireceğim. Sonrasında yine onları da açıp aynı forma getireceğim. Renkli olan hamurumu da aynı şekilde açıp yine bardakla aynı biçimde kesip şekiller elde edeceğim. Kırmızı pancar özünü ben pancarı evde kaynatıp bazı işlemlerden geçirdikten sonra elde ediyorum. Tamamen doğal yöntemlerle gördüğünüz gibi şahane bir rengi bürünüyor. Sizlerde kırmızı pancarı alıp şöyle kaynatıp özünü çıkararak onu da iyice kaynatarak hazır hale getirebilirsiniz. Hepsini kestikten sonra ilk olarak iki tane renkli hamurumu aldım yuvarlak silindir biçiminde şekil veriyorum. 4 tane de beyaz olan hamur parçamı aldım. Başlangıç noktasına renkli olan hamurlarımı yerleştirip aynı biçimde rulo halinde yuvarlıyorum. İki parçaya bölünecek biçimde kesiyorum. Sonrasında da şöyle güzelce hamurlarımı hafif birleştirip hamurun kenarlarını da dışa doğru biraz kıvırarak gül formu veriyorum. Kalan diğer hamurlarımı da aynı işlemden geçireceğim. Bereketli ve lezzetli bir tatlı olduğunu unutmayalım. Hepsini hazırladıktan sonra Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyorum. Tatlılarım fırından çıktı. İsterseniz bir tık daha fırında pişirebilirsiniz. Tatlılarımın altındaki yağlı kağıdı çıkarıp sıcacık olan tatlılarımın üzerine tamamen soğumuş olan şerbetimden döküyorum. Şerbeti döktükten sonra vaktiniz varsa mutlaka 2,5-3 saat kadar güzelce şerbetini çekmenizi öneririm. Tatlılarımı hazırladım. Vakit sorunu nedeniyle ben ancak bir saat şekerlendirebildim. Bu haliyle bile gerçekten hem görüntüsü hem lezzetine hayran kalacağınız şahane bir tatlı tarifi oldu. Herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.